Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz farklı bir içerik olacak. Karşımda çok bir şey olmayacak. Sadece yani konuşacağım. Bu biraz daha bilgiye dayalı olacak. Arkadaşlar ben 2019 yılında Tales Matematik Yarışması'na girdim. Önceden girmiştim. Bayağı oldu. Fakat nedense video çekmek şimdi aklıma geldi. Bununla ilgili size bazı şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Zaten böyle bir yarışma varmış. Öğretmenler bizi seçmişti arkadaşlar. Böyle 7'lerden, 6'lardan, 5'lerden ve 8'lerden seçmişlerdi. Yarışma ilk 3'e girene ödül ve plaket veriliyor. İlk 10'a girene madalya ve küçük ödüller. Öyle öyle, fakat ödülden yan arkadaşlar matematikle ilgili ve çok zor bir yarışma. Sadece matematik, sayısal yok, yani yalnızca matematik. Yani çok anı vermiyorlar tabii, sadece sınav için, ama elimde böyle bir şey var arkadaşlar. Kalem. Bu Aydın'da yapılıyor. Biz İzmir'de oturduğumuz için ben hemen gidebildim oraya. Fakat yani Ankara'dan, İstanbul'dan, bayağı yerden gelen vardı. Şansıma yakında Aydın'daydı arkadaşlar. Şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım. Çalışma bölümü arkadaşlar. Öğretmenler bizi seçti. Ve hepimizle çalıştı. Örnek sorular. Yani hepsi bizim öğrendiğimizden çıkıyor. Fakat bizim öğrendiğimizin kat ve kat daha zoru çıkıyordu. Bizim öğrendiğimiz, öğrenmediğimiz değişik bir sürü sorulara çalıştık arkadaşlar. Böyle sınavı çok merak ediyordum. Ya az kalmıştı. Nisan'da falan girmiştik. Biraz geç oldu ama sonunda video çekmek aklıma geldi. Nisan'da girmiştik. Çalışma, öğretmenler bizi alıyordu, böyle çalışıyorduk. Şimdi sınav vaktine gelelim. İlk aşama yani sınav arkadaşlar. Biz çalıştıktan sonra bizim okuldan katılanlar herkes sınav oldu. Liselerden de vardı arkadaşlar. 5, 6, 7, 8 ve liseliler girdi. Sınav zordu fakat yapılamayacak gibi değildi yani. Aşırı zor değildi fakat yani farklıydı. Yaptıklarımızdan daha zordu. Sorular 3, 5 ve 7 puandı. Galiba 2 puanlıklar da vardı ama en çok 7 puanlıklar zordu ve zaten 7'ler daha önemliydi. Toplam 125 puan üzerinden değerlendiriliyordu fakat bir baraj yoktu. Barajı kendiniz oluşturuyordunuz. Mesela biri 10 aldı, biri 100 aldı, biri 50 aldı diyelim. Hepsini toplam 160, 163'e böldüğümüzde mesela 53 gibi bir ortalama çıkıyor diyelim. Siz mesela 53'ün üstünde aldınız mı barajı geçiyordunuz. Ben de barajı geçmiştim ve finale kalmıştım. Bunun için bize sınav vakti verdiler ve biz de Aydın'a gittik arkadaşlar. Herkesin farklı zamanları oluyordu. Çok heyecanlanmıştım. Az kişi kazanmıştı. 5'lerden bir kişi, 2 kişi galiba. 6'lardan bir kişi, 7'lerden tek ben, 8'lerden de bir kişi kazanmıştı. Bir de liseden kazanmışlardı bir kişi. Final için çok heyecanlıydık. Yine çalışma yapıyorduk. Böyle. Şimdi de finalden olduğunu söyleyeceğim. Final zamanı geldiğinde arkadaşlar arabayla beraber gittik. Fakat kendi arabamızdı. Yani özel araba tutmuyorlar. Arabayla beraber gittik. Bir özel okuldaydı sınav yeri. Herhalde anlaşmışlardı fakat çok büyüktü ve çeşitli aktiviteler vardı. Biz 3 kişi gitmiştik. Cumartesi, pazar, biz pazar bölümüydük. 3 kişi beraber. Onların sınav olduğunda ben boş olduğum için farklı farklı aktiviteler vardı. Mesela bir tane müze vardı, matematik müzesi. Sonra icatlar, değişik değişik. Bunları bize özetliyorlardı. Mesela Leonardo da Vinci'nin yaptığı, yanlış hatırlamıyorsam, bir köprü çivi çakılmadan yapılabiliyor. Çok ilginç bir köprü bu arkadaşlar. Çivi çakılmadan yapılan çok sağlam bir köprü. Daha çok savaşlarda yapılmış ve çok işe yaramış. Hemen savaşlarda yapılmış çivisiz ve sonra kaçış olmuş. Finale gittiğimde öyleydi arkadaşlar. Yemek veriyorlardı. Gayet güzel bir ortam vardı. Final böyle bana geldiğinde kalem, silgi, her şeyi onlar getirdi. Sadece su alabiliyorduk yanımıza. Sorular 10 taneydi. Fakat aşırı zordu. Her biri 10 puandı. Yani sorular aşırı zordu. Finale kalmak bile beni çok mutlu etti ve bundan bir belge aldım. Hala o evde. Fakat final biraz beni zorladı ve ilk ona giremedim. Bayağı kişi gelmiş zaten, koskoca Türkiye'de yapılan bir yarışma. Bir daha girmek istiyorum. Umarım girebilirim arkadaşlar. Size bunları neden anlattım? Çünkü matematiğim fena değil. Hatta iyi bayağı. Sizin de matematiğiniz iyiyse, bir de böyle yarışmalara merakınız varsa bence size de katılın derim. Çünkü hem kendinizi kanıtlıyorsunuz, hem finale geçerseniz, yani finale geçmeye hak kazanırsanız belge alıyorsunuz. Bu belgeyi ömrünüz boyunca matematikten yaptığınız bir hatıra olarak, yani unutmayarak saklayabilirsiniz. Ben hala saklıyorum ve bir daha girmek istiyorum dediğim gibi. Umarım bir daha girebilirim. Yarışma böyleydi. Yani sınav. Bayağı ben sevdim sınavı. Ve gayet de zorlayıcıydı. Video bu kadar arkadaşlar. Bu sınava giren varsa çok merak ettim. Lütfen yazmayı unutmasın. Video bu kadardı. Daha çok anlatıma dahil. Böyle arka planımız tabii böyle sadece. Evet, sonlandıralım şimdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eklemek istediklerinizi yazabilirsiniz. Hoşça kalın.